Merhaba, Açık Öğretim Sistemi Üretim Yönetimi ders kitabının 8. ünitesi olan Tedarik Zinciri Yönetimi konusu ile karşınızdayım. Program süresince tedarik zincirinde temel kavramlar, tedarik zinciri yönetiminin tarihsel gelişimi, tedarik zincirlerinde stratejik uyum başlıklarını ele alacağım. Nihai ürünler müşteriler tarafından satın alınmadan önce ham maddelerden başlayarak üretim sistemi içerisinde uzun bir işlem akışından geçerler. Genellikle müşteriler ürünleri perakendecilerden satın alırlar. Ancak perakende mağazalardaki ürünler tükendiğinde dağıtım merkezlerinden veya depolardan yeni ürünlerin sipariş edilmesi gerekir. Bu ürünler farklı lokasyonlardaki üretim tesislerinden bu dağıtım merkezlerine ulaşmaktadır. Üreticiler üretim yapabilmek için ham maddeye ihtiyaç duymakta ve bu ham maddeleri tedarikçilerinden temin etmektedirler. Bir tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan tüm bu unsurlardan oluşur. Tedarikçiler, üreticiler, nakliyeciler, depolar, dağıtım merkezleri, perakendeciler ve hatta müşteriler tedarik zincirlerinin ana bileşenleri olarak kabul edilir. Ancak bu aşamalardan bazıları tüm tedarik zincirlerinde bulunmayabilir. Geleneksel olarak geçmişte şirketler çoğunlukla iç operasyonlarına odaklanmış, tedarikçileri ve müşterileri ile ilişkileri çok da fazla önemli görmemişlerdir. Ancak küresel pazarlarda artan rekabet ve bilgi teknolojilerindeki ilerleme ile birlikte tedarik zincirindeki diğer üyelerle ilişkiler yıllar içinde çok daha önemli hale gelmeye ve çok daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Şirketler arasındaki rekabet, tedarik zincirleri arasında rekabete dönüşmek üzere gelişlemiştir. Böylelikle şirketler, iç operasyonlarının yanı sıra tedarik zincirinin diğer üyeleriyle ilişkilerine ve tüm tedarik zincirindeki operasyonlara daha fazla odaklanmaya başlamışlardır. Bir tedarik zincirindeki tüm firmalar ve bu firmalardaki tüm bölümler ve yapılan tüm prosesler tedarik zincirinin performansını etkiler ve başarıyı elde etmek için tüm bu unsurların hepsinin birlikte koordineli bir şekilde çalışması gerekir. Tedarik zincirleri tedarikçilerden müşterilere doğru ürünlerin akışını içermekle birlikte aynı zamanda her iki yönde de bilgi, para ve malzemelerin de hareketini içerir. Tedarik zinciri operasyonları ham madde tedarikinden başlayarak tüm üretim, dağıtım ve pazarlama operasyonları ile devam eder ve satış sonrası ve geri dönüşüm süreçleri de dahil olmak üzere ürünün yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan tüm operasyonları içerir. Ayrıca müşteri talebini karşılamaya yarayan şirket içerisindeki tüm bölümler ve işlevler de tedarik zincirinin parçaları olarak kabul edilir. Bunun yanında sadece imalat sistemleri değil, hizmet sektörü de farklı sayıda katılımcıyı içeren bir faaliyetler zinciri veya ağı olarak görülebileceği için hizmet endüstrileri de tıpkı imalat sistemleri gibi birer tedarik zinciri olarak düşünülebilir tedarik zinciri yönetimini açıklamaya çalışan farklı tanımlar mevcuttur. Bu tanımların en yaygın olarak kullanılanlarından biri şu şekildedir. Tedarik zinciri yönetimi, kaynak bulma, tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik yönetimi ile ilgili tüm faaliyetlerin planlanmasını ve yönetimini kapsar. Ayrıca tedarikçiler, aracılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya müşteriler gibi bu zincirin ortaklarıyla koordinasyon ve işbirliğini de içerir. Temelde tedarik zinciri yönetimi, şirket içinde ve şirketler arasında arz ve talep yönetimini entegre eder. Tedarik zinciri yönetimi, toplam tedarik zinciri karlılığını en üst düzeye çıkarmak ve tedarik zinciri üyelerini verimli bir şekilde koordine etmek için kullanılan bir dizi yaklaşım olarak da tanımlanır. Tedarik zinciri yönetimi, müşteri isteklerini karşılarken sistem genelinde karlılığı en üst düzeye çıkarmak için ürünleri doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarlarda üretmeyi ve dağıtmayı hedefler. Tedarik zinciri yönetimi 1990'lı yıllardan itibaren artarak ilgi çekmekte ve daha ayrıntılı olarak incelenmektedir. Ancak tedarik zinciri yönetiminin kökleri sanayi devrimine ve seri üretim operasyonlarına kadar uzanmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminin ilk uygulamaları lojistik operasyonlarla ilgiliydi ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında bu operasyonlarla ilgili yapılan çalışmalar ve derinlemesine analizler konunun önemini açıkça ortaya koymuştu. 1940'larda ve 1950'lerde firmalar işlerini geliştirmek için çoğunlukla nakliye ve lojistik operasyonlarına odaklandılar. 1960'larda envanter yönetimi ve maliyet kontrolü ana odak noktası haline geldi. 1970'li yıllarda malzeme ihtiyaç planlama sistemleri ortaya çıktı ve işletmelerde operasyon yönetimi taktikleri kullanılmaya başlandı. 1980'lerde malzeme ihtiyaç planlama sistemleri çok daha gelişmiş hale geldi ve malzeme ihtiyaç planlama 2 sistemleri kullanılmaya başlandı. Bu dönemde küreselleşme arttı ve birçok kuruluş küresel kaynakları işlerine entegre etmeye başladı. Tedarik zinciri yönetimi terimi ilk olarak bu dönemde 1982 yılında kullanılmıştır. Japonya'daki gelişmelerle birlikte tam zamanında üretim felsefesi ve yalın üretim sistemleri de bu dönemde ortaya çıkmış ve firmalar işlerini bu felsefeye göre değiştirmeye başlamıştır. 1990'larda şirketler temel yetkinliklerine odaklanmaya başladılar ve uzmanlaşma ana odak noktası haline geldi. Bu gelişmelerle birlikte diğer firmalarla ilişkiler çok daha önemli hale geldi ve firmaların tedarik zincirleri şirket duvarlarının dışına taştı. Şirketler büyüyen kurumsal kaynak planlama sistemlerinin yardımıyla satın alma, üretim, dağıtım, finans ve benzeri konuları sistemlerine entegre etmeye başladı. Ayrıca işletmelerin kendi temel operasyonlarına diğer şirketlerin bilgilerinin ve operasyonlarının entegre edilmesi tedarik zinciri yönetimi sistemlerinin bu çağda ortaya çıkmasına neden oldu. 2000'li yıllarda tedarik zinciri yönetiminin tanımı tedarik zinciri stratejisi, birlikte inovasyon ve tedarik zinciri tasarımı gibi konuları da içerecek şekilde genişledi ve tedarik zinciri yönetimi 2.0 olarak adlandırıldı. Ayrıca internet ve e-ticaretin gelişmesiyle birlikte bu dönemde farklı tedarik zincirleri ve yönetim teknikleri gelişmiştir. Gerçek zamanlı karar destek sistemleri, senkronize ve işbirliğine dayalı genişletilmiş tedarik zinciri ağları bu çağdaki gelişmelerden birkaçıdır. Son yıllarda çevresel ve sosyal faktörler işletmelerin işleyişinde çok daha önemli hale gelmiş ve yöneticiler tedarik zincirinde sürdürülebilirliğini arttırmak ve karbon ayak izlerini azaltmak üzere çalışmalara odaklanmaya başlamışlardır. Tedarik zinciri yöneticileri kullanım ömrü dolan ürünlerin tüketicilerden geri toplanması, geri dönüşüm ve yeniden üretim işlemlerini geleneksel tedarik zincirlerine entegre etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle tersine lojistik, yeşil tedarik zincirleri, yeniden üretim, kapalı döngü tedarik zincirleri gibi kavramlar günümüzde geniş çapta araştırılmaktadır. Ek olarak işçi hakları, çocuk işçiler, uygun çalışma ortamları gibi sosyal konularda tedarik zinciri kararlarında yaygın olarak dikkate alınmaktadır. Günümüzün küresel rekabet ortamında şirketlerin ve tedarik zincirlerinin kendilerini diğerlerinden farklılaştırmak ve bu rekabet ortamında avantaj elde etmek için farklı yetkinlikler ve stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bir firmanın kendisini diğerlerinden ayıran ve rekabet ortamında kendisine avantaj sağlayan özelliği firmanın temel yetkinliği olarak tanımlanır. Ayrıca her firmanın ürün ve hizmetleriyle karşılaması gereken müşteri ihtiyaçlarını tanımlayan rekabetçi bir strateji geliştirmesi gerekir. Daha sonra ise geliştirilen rekabetçi stratejiye dayalı olarak şirketin geliştireceği ürün portföyünü belirleyen bir ürün geliştirme stratejisi oluşturması gerekir. Şirketin pazarlama ve satış stratejisi ise pazarın nasıl segmentlere ayrılacağını, ürünlerin nasıl konumlandırılacağını, fiyatlandırılacağını ve tanıtılacağını belirler. Son olarak tedarik zinciri stratejisi malzemelerin nasıl tedarik edileceğini, nakledileceğini, üretileceğini ve dağıtılacağını belirler. Tedarik zincirinin başarılı olabilmesi için tüm bu stratejiler birbiriyle uyumlu olmalı ve birbirini desteklemelidir. Tedarik zincirinin müşteri beklentisini karşılayacak bir şekilde tasarlanması ve tedarik zinciri yönetimi kararlarının bu tasarımı desteklemesi gerekir. Müşteri beklentileri ile tedarik zinciri yetenekleri ve tedarik zinciri stratejileri arasındaki tutarlılık stratejik uyum olarak tanımlanmaktadır. Şirketlerin uygun stratejiyi tasarlamak ve stratejik uyumu sağlamak için müşteri beklentilerini ve tedarik zinciri yeteneklerini iyi anlamaları gerekir. Müşterinin beklentisi bir tedarik zincirinin rekabetçi stratejisinin ana yapı taşıdır. Tedarik zincirinin performansı, şirketin rekabetçi stratejisi ve tedarik zinciri stratejisiyle yakından ilişkili olacaktır. Bir şirketin rekabetçi stratejisi, müşteri beklentilerini rakiplerinden daha iyi bir şekilde karşılamak için kullandığı temel yöntemdir. Bu strateji, şirketin hedef müşterilerini ve onların istedikleri ürün türü, sipariş miktarları, bilgileri, istedikleri özel hizmetler gibi özel ihtiyaçlarını hedefler. Stratejik uyum sağlamak için şirketler, tedarik zinciri yeteneklerinin hedeflenen müşteri segmentlerini tatmin etme kabiliyetini desteklediğinden emin olmalıdır ve tedarik zinciri stratejilerini buna göre dizayn etmelidir. Müşteri beklentilerini anlamak için şirketlerin hizmet verdiği müşteri segmentinin özelliklerini iyi belirlemesi gerekir. Örneğin müşteriler lüks bir restorana gittiklerinde yiyeceklerin kalitesi ve çeşitliliği, malzemelerin tazeliği ve hizmet kalitesi için oraya gidiyorlardır ve genellikle en düşük fiyatı aramazlar. Ancak bir fast food restoranı için düşük fiyat çok önemlidir. Müşteriler daha az çeşitliliği veya daha düşük kaliteyi tolere etmeye meyilli olabilir. Her şirketin müşterilerinin özelliklerini analiz etmesi ve anlaması ve müşteri beklentilerine göre kendi sistemlerinin çeşitli niteliklerine karar vermesi gerekir. Örneğin ürünün fiyatı ve kalitesi müşteri beklentilerine uygun olmalıdır. Şirket düşük gelir düzeyindeki müşterileri hedefliyorsa ürünün kalitesinin de düşürülmesi gerekse bile fiyatı düşürmeye odaklanmalıdır. Bununla birlikte hedef müşteriler üst gelir seviyesine sahip müşterilerse en kaliteli ürünler daha yüksek bir fiyata sunulabilir. Aynı şekilde ürünlerin yenilik seviyesi, ürün çeşitleri, hizmet seviyeleri ve mağazadaki stokların miktarı da müşteri beklentileri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Müşteriler ısmarlama ürünler arıyor ve bazı bekleme sürelerine tolerans göstermeye meyilli ise tedarik zinciri çekme sistemine uygun bir şekilde tasarlanabilir ve özel yapım ürünler müşterilere sunulabilir. Fakat müşteriler ürünleri hemen elde etmek istiyorlarsa yüksek düzeyde bitmiş ürün gerekebilir ve tedarik zinciri bu müşteri beklentilerini karşılamak için itme sistemine göre tasarlanmalıdır. Talepteki belirsizlikler de tedarik zinciri stratejileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Talep belirsizliği düşükse şirket her türden ne kadar ürün satabileceğini kolayca tahmin edebilir ve müşteri talebi gerçekleşmeden önce bu ürünleri üretebilir. Müşteriler ürünlerini hemen temin edebilirler ve satılmayan ürün veya stok fazlası talep olması riski düşüktür. Bu durumda bir itme stratejisi daha uygun olabilir. Bununla birlikte talep belirsizliği yüksekse şirket hangi ürünü hangi miktarlarda üreteceğini tahmin etmekte zorlanacaktır. Bu durumda yüksek bir satılmamış ürün ve stok fazlası talep olması riski olacaktır. Müşteriler bazı bekleme sürelerine tahammül etmeye meyilli ise bu durumda ürünlerin müşteri siparişinden sonra çekme sistemine göre üretilmesi ve siparişe göre üretim yapılması daha uygun olabilir. Müşteri beklentilerine ek olarak şirketlerin tedarik zinciri yeteneklerini de anlamaları ve tedarik zinciri stratejilerini rekabetçi stratejileriyle uyumlu olacak şekilde oluşturmaları gerekir. Tedarik zincirleri genellikle maliyetlerini en aza indirmek isterler. Ancak aynı zamanda talebe duyarlı ve esnek olmaları da istenir. İşletmeler esnek olmanın yanı sıra maliyetlerini de en aza indirmek ve verimli olmak isterler. Tedarik zinciri verimliliği ürünü yapmanın ve müşteriye teslim etmenin maliyeti olarak tanımlanabilir. Verimlilik tanımı müşteri hizmetlerini veya tedarik zincirinin etkinliğini iyileştirme hakkında hiçbir şey söylemez. Maliyetleri en aza indiren bir tedarik zinciri çok verimli olabilir. Ancak mutsuz müşterilere yol açarsa ve müşteri beklentilerini yeterince karşılamazsa etkili bir tedarik zinciri olmayacaktır. Bir tedarik zincirinin etkinliği, tedarik zincirinin müşterilerin beklenti ve taleplerini ne kadar iyi karşıladığıyla ilgilidir. İşletmelerin genellikle kendilerini iki uç nokta olan çok verimli ve çok esnek sistemler arasında belirli bir yere konumlandırmaları gerekir. Esnekliği arttırmak maliyetleri arttırıp düşük verimliliğe neden olabilir. Müşteri beklentilerine ve tedarik zinciri yeteneklerine bağlı olarak şirketlerin stratejik uyumu elde etmek için kendilerine göre en iyi konumu bulmaları gerekir. Her tedarik zinciri için genel ve tek bir doğru stratejisi yoktur. Bunun yerine hedef müşterilerinin ihtiyaçlarına, ürünlerin özelliklerine ve tedarik zincirinin yeteneklerine bağlı olarak farklı tedarik zincirleri için farklı doğru stratejiler vardır. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Üretim Yönetimi ders kitabının 8. ünitesi Tedarik Zinciri Yönetimi konusu bağlamında tedarik zincirinde temel kavramlar, tedarik zinciri yönetiminin tarihsel gelişimi, Tedarik zincirlerinde stratejik uyum başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.